Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir cuma gecesinde birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, siyaset konuşmaktan, ülkenin sıkıcı gündemini konuşmaktan sıkıldık. Biz de bu cuma gecesinde biraz da hayata dair farklı bir şey konuşalım istedik. Son dönemde televizyonlarda, gazetelerde çok sıklıkla gördüğünüz ve popülaritesi her geçen gün artan bir isim. İvana Sert bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey soracağım size. Size mesleğiniz nedir diye sorulduğunda ne cevap veriyorsunuz? Artık tasarımcı, stil danışmanlık, anne, erk, en önemli annelik benim meslek için. Annelik, tabii ki meslek aynı. Yani başka bir meslek olmadığında meslek değil ama annelik yani, kendi başına başlı başına bir başka bir iş ve en zor bence de bu işler içinde. Şimdi makyaj üzerinde bazen şeylerim var. Ürünlerin makyaj malzeme makyaj markada çıkartacağım, parfümler çıkartacağım. Yani hakikaten hep sektörüne girdim ben. Yavaş yavaş. Peki bu uzmanlık yani nereden? Bir eğitimini almadınız bunu bildiğim kadarıyla. Yani siz iyi güzel giyinen bir hanımefendisiniz. Yani Allah bağışlasın güzel bir hanımefendisiniz de. Yani makyajınıza, işte elbiselerinize falan insanlar beğeniyorlar tarzınızı. Kendinizdeki bu yani bu olumlu duruş mu? İnsanlara tavsiye verme şey veriyor size gücü yoksa böyle bir eğitim de almışlık var mı geçmişte? Yani ben hep söylüyorum herhalde gözüm var benim. Hı. Yani gözün çok iyi görüyorum. Kim ne yakışabilir görüyorum. Makyaj nasıl ne yüzünü sürmesi gerek bir yeteneğiniz var o zaman. Yani, yani yetenek yani herhalde ve bunlar çok önemli zaten. Tasarım yapınca zaten şey fikirlerim sürekli geliyor. Fikirlerim dolu hakikaten. Ve Allah'tan böyle bir şey geldi. Peki bunlar nereden çıktı bu fikir? Yani kendinizin dışında birilerine de danışmanlık yapmak. Hakikaten kimden ben de ne okulunda ne hiçbir şeyde okulunda okumadım. Hakikaten doğal olarak ve işini çok sevdiğim için kendine %10 vererek işine yaparak ve bu kadar severek bir mesleğim yani kadının uzmanlık aslında ne sadece giymenin konusunda değil. Kendini sevmek, kendini daha hissetmek, nasıl daha iyi insan olabilir yani nasıl daha iyi yardım etmek aynı anda. Her şey bir yandan her şey koyuyorum yani. Bu stil danışmanlığı mesleği Türkiye'de yeni bir meslek biliyorsunuz. Yani eskiden evet. Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Evet. Son 3-4 senede değişik meslekler icat oldu işte. İşte yaşam koçu gibi biraz önce konuşuyorduk. Efendime söyleyeyim stil danışmanı gibi, sosyal medya danışmanı gibi. Böyle bir mesleğin gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz? Ve böyle bir mesleğin Türkiye'deki karşılığı ne? Yani böyle bu ihtiyaç neye binaen doğdu? Zaten İnsanlar yurt dışında, kötü mü giyiniyorlar? Yurt dışında çok vardı. Bizde bu yeni geldi aslında. Hı. Amerika'da çok vardı. Ve seneler zaten bütün dünyanın yıldızları, Hollywood'un sanatçılar... Bir yaşam koç, stil koç var hı hı. aslında ve danışma var. Kendi kendine alışveriş yapmıyor zaten. Zaman zaten yok bunlar için ve her zaman böyle bir stil danışmak birisi vardı yanında. Türkiye'de yeni başladı bu iş ama hakikaten bugüne giysinde programda beraber biraz daha patladı. Öyle mi? Televizyon programında işi var. Bu sizin yaptığınız program. Evet, bizim programından biraz daha etkilemiş bu konu ve iyi oldu. İki varız söylüyorum tekrar. Öyle bana mi? Diyorlar şey, İvana neden söylüyorsun kendi kendine iki varız falan. Ama hakikaten biz bunu çok severek yapıyoruz. Ekip olarak ve bilgilerinde kendin düşüncelerin böyle bir televizyon karşıma paylaşmak, söylemek benim için çok önemli ve çok mutlu ediyor. Şimdi siz bir kitap çıkarmışsınız Bizimlesin diye. Bu meşhur sizin bir sosyal medyada çok konuşulan yani o... Türkçenizle, aksanlı Türkçenizle diyeyim ben ama. Bizimlasın demek. Bizimlasın, bizimlesin diye bir kitap çıkarmışsınız. Bu kitap doğru bayağı da satmış bu arada. Evet. Siz orada insanlara kıyafet önerileri, daha doğrusu bir tarz önerileri veriyorsunuz. Öyle değil mi? Önceki aslında kendini sevmek söylüyorum. Ama zaten yapmayın. Ne, bu, yani çok kıyafetle alakalı ama, bir şey mi? Yani çok kendinizi seviyor olabilirsiniz ama iğrenç giyiyorsunuz. Ama bir şey var. Nasıl hissediyorsunuz ona göre giyiyorsunuz. Çok önemli. O psikoloji bazen oluyor. Bir gün belki yağmur bir gün hiçbir şey hissetmiyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Böyle bir süsleme şeyimiz olmuyor. Ya bence bir meziyet de o ya. Yani hani kendine bir şey yakıştırmak bir yetenek de o. Çok ruh abi. Çok iyi hissedebilirsiniz ama öyle bir kıyafet giyersiniz ki bakan herkes size der ki bu nasıl kıyafet ya. Ama yani. Her şeyde pozitifle başlıyor. Pozitifin enerjinde başlayınca yani nasıl hissediyorsun, ne işi veriyorsunuz o geri geliyor zaten.
Elbisinde aynı anda şey oluyor. Elbisini nasıl uyduruyorsunuz, ne giyiyorsunuz? Vücuda göre, tipine göre, yerine göre. Türkiye'de kadınlar nasıl giyiniyor İvan Hanım? Çok daha iyi şu anda. Çok daha iyi. Evet, çok kötüydü daha iyi. Anladığım kadarıyla. Yani çok kötü değildi ama orta yani. Çok kendine zaman harcamıyorlardı. Ne hata yapıyorlar? Mesela en büyük Türk kadının yaptığı kıyafet tercihinde... Kombin etmek yani. Mesela aksuarlar elbisinde yanlış kullanmak. Çanta, bir örnek versenize. Mesela ne bileyim spor elbise şey... Gece elbisinde daha spor ayakkabı ve spor çantında karışmak. Hmm. Ne bileyim spor elbisinden daha uçuk aksuarlar kullanmak. Şey denge tutması gerekiyor aslında. Aynı andan şey de ben istiyorum bu program yaparken. Kadın nerede ne giyecek bilmiyor. Yani iş dünyasında nasıl giyecek? Gece akşam yani bir davete nasıl giyecek? Düğüne nasıl gidecek? Biraz karışıklık var aslında bu konularında. Hakikaten yani sokakta giymek başka bir şey. Bir davete giymek bambaşka bir nedir şey. Nedir mesela iş hayatında bir çalışan bir kadın için? Bunun erkeğini de soracağım aynı şekilde. Evet. Yapılan en büyük hata nedir? Mesela ne yapmamak lazım? Bir, yani ne giymemek çok, lazım? Çok pantolon ve şeyde ceket görüyorum ben sürekli. Yani biraz da şey yapması gerekiyor. Biraz da şık olması gerekiyor. Pantolon şık olmuyor mu? Pantolon oluyor ama sürekli aynı tarz pantolon, aynı tarz ceketi kadınlara iş dünyasında görmek benim biraz fazla geldi. Bu biraz parayla da alakalı değil mi? Değil. Yani hani kazancınız... Ben de zaten şu anda onu da söylüyorum. Hiç zengin olmaması gerekiyor şık görüntü vermek için. Stil satın alamazsınız. Stil sahip olmak paralı demek olmak değil. Ben zaten ikinci elinde elbise kendim alıyorum. Şey vintage mağazada kendi alıyorum çantaların ve aksuarları. Bir şey söyleyeceğim. Size bir soru soracağım ama ne olur bana doğru cevap verin. Aylık ne kadar para harcıyorsunuz kıyafete? Hiç. Nasıl? Yani, tabii siz hiç de yani. Hiç. Yani şu daha anda önceden, hiç. Sizi tanımadan biz eskiden, önce. Eskiden aylık ne bileyim yani. Ya bütün kıyafetleriniz hepsi sponsor mu bu arada? Yani tamamı yani sponsor. Ben zaten tasarımcı olduğum için kendim diktiriyorum. Sponsorlarım var sağ olsun. Yani. Türkiye'de çok başarılı tasarımcılarımız var. Ve ayakkabı zaten kendim yapıyorum. Butigo öyle mi? Markam var. Bunu söylemeyin bir daha da reklama giriyor. Tamam. Başımız şimdi aslında kuaförüm ve şey onların sponsorum var. Spor salonu sponsorum var. Şahane bir hayat ya ne güzel valla. Aslında sadece su ekmek ödüyorum. İyi ona para veriyorsunuz valla. Su ekmek para harcıyorum o kadar. Yani biz sizi böyle tanımadan, siz hani gazetelerde, televizyonlarda tanınmış biri olmadan önce aylık ne kadar harcıyordunuz kıyafete? Kıyafet için çok fazla harcamıyordum hiçbir zamanda aslında. Ayakkabı için çok harcıyordum ben. Ayakkabından şu anda da iyi, doğru, düzgün, rahat ve şık ayakkabı ayaktan her zaman olması gerekiyor. Öyle derler, bir kadın ayakkabı, yani bir kıyafeti alır götürür de yerin dibine de batırır derler. Kesinlikle yani bir ayakkabı kıyafete bir 10 kere bile daha bir pahalı şey olabilir yani. Nedir mesela İvana Sert'in, bizim İvana Sert'i tanımadan önceki aylık kıyafet gideri ne kadardı? Türk lirası bir tahmin sadece, ayakkabı her şey dahil. Eskiden. Tabii eskiden. Şimdi yani sizin para verdiğiniz dönemden yani hakikaten unuttum yani. Çok fazla şey de o numara bana iyi gelmiyor. Söylemiyorum numaralar. Çok fazla değil ama aslında asla ve asla benim arkadaşım society'nin içinde hanımları, kadınların da markaların elbiseleri alınca ben de ağlıyorum yanında. Diyorum yani neden bu kadar para veriyorsun bu elbise? Hakikaten hiçbir zamandan böyle bir dünya kadar parada bir elbise için ödemedim. İyi elbisenin fiyatı ne kadardır? Yani maksimum bir elbiseye yani ne verilir? Yani şeyde 2 milyar var, 3 milyar elbise var, 5 milyar, 10 milyar bir elbise var. Ama ben bu parada ödemedim. Hakikaten ödemedim. Peki iyi giyin. Ama ayakkabı için veriyordum. Ne kadar veriyordum? Yani aldığınız yani, mesela en pahalı ayakkabı ne kadardı? 7 milyar. Bayağı sağlammış o. Evet. Alıyorum şu anda. Ayağınızdaki değil galiba değil mi? Ama şimdi... Aman markasını söylemiyorum. Markasını söylemeyeceğim. O dediğim ayak dediğim değil şu anda. Zaten o özel bir ayakkabılar olduğu 7 için. 7 milyar para verdiniz ayakkabıya. Ya baya pahalı olduğu için ve şu ya, anda... Altı kaplama falan mıydı? Neydi? Yani bir tane aldım sadece hayatta. Bu, aa, kaçta böyle bir de 10 tane alsaydınız. Evet yani. Bir tane aldım ama kendini böyle bir iyilik yaptım. Böyle uyuyordum beraber ayakkabıda beraber böyle. Al benim ayakkabılar falan filan. Böyle bir hakikaten çok sevdim onları. Şahaneymiş. Peki şimdi siz Türkiye'yi tanıyorsunuz. Ne kadar da Türkiye'desiniz? Yani Türkiye'ye geldiğiniz ilk günden bugüne ne kadar süre geçti? Şu anda 13
yıl oldu. 13 yıldır Türkiye'desiniz. Türkiye'deyim, evet. Yani siz Türkiye'yi anladınız. Yani Türkiye'de yani para pul hesapları, efendim söyleyeyim insanların geliri gideri, piyasa, mağazalar, alışverişler. Bir insan, bir kadın iyi giyinmek istiyorsa, ya yani evet, en azından hani çok bu sizin söylediğiniz gibi 7 milyarlık ayakkabılar değil de hani dışarıdan baktığınızda ne kadar şık bir hanımefendi diye denetebilmek için kendini. Aylık kaç para harcaması lazım? Yani şey 600-700 TL içinde çok şık olabilir. Ya yani herhalde bit pazarında falan değil mi yani? Değil. Yani çünkü İvan Asayak'ta beraber alışveriş yaparsa, ben zaten bir tane VTR şey hazırladım şey Show TV için. Marka almıyorsunuz giysen, o zaman. Pazar Türkiye'nin hakikaten pasajların şeyde o markanın ikincinin elinden bulan bir yerler. Çok güzel ve şık elbiseler bulabilirsiniz. Pazarlar, pasajlar mesela? Sizin alışveriş yaptığınız? Elbiseler var, pantolon var, taytlar var. Nerelerde? İstanbul'un neresinde var bunlar? Taksim'de var. Tamam. Şeyde Yeniköy, şeyde çok yerler var aslında. Çukurcuman'da çok güzel şeyler çıkıyor, ikinci elin elbiseler. Ayakkabı, çantalar, aksesuarlar. Çok var aslında. Ve benim markadan ayakkabı tasarım yaptım şeyin internet sitesinde, çok uygun ayakkabı bulabilirsiniz. Şimdi siz kitabınızda insanların vücutlarını sınıflandırmışsınız. Bu sınıflandırmayı neye göre yaptınız? Üçgen tipi, armut tipi, yani ters şey, vücudu, üçgen, vücuduna dikdörtgen. Göre, vücuduna göre. Sizin vücudunuz mesela ne tipi vücut? Dik üç. Ters üçgen. Evet. Peki kıyafet tercihi de buna göre mi belirleniyor? Yani vücut tipine göre mi belirleniyor? Kesinlikle. Vücudunu tanıması gerekiyor. Sürekli söylüyorum. Peki bir insan nasıl kabul eder armut tipinde vücuda sahip olduğunu? Ya çok yani ağır değil mi? Yani ya ben armutum mu diyor. Yani. Demek yani omuzları biraz daha dar oluyor. Şey basın kısım daha geniş oluyor ve Türk kadınların da biraz o kısımda giriyor. Öyle mi? Evet. Yani o çok şey armut gibi değil aslında ama basının taraftan omuzunda biraz daha dar oluyor. Yani bir kötü görüntü yok aslında. Ama pek onun da bir ben de basın şeyi de seviyorum aslında. Ben etli kadınları seviyorum. Jennifer Lopez diyorsun. Seviyorum. Peki mesela yani bu bahsettiğiniz vücut tipi için mesela en önemli kıyafet tüyosu nedir sizin verebileceğiniz? Yani yapmayın asla diyeceğiniz yani şey. Yani eğer omuzlarımız darıcık, biraz dar, daha vatkalı, daha mesela şu anda benim üzerinde böyle bir ceket giyersiniz ve dar bir etek giydiğiniz zaman tam o kusurlarla kapatabilirsiniz. Hmm. 13 yıldır Türkiye'desiniz. Türkçenizin daha iyi olması gerekmez miydi? Kötü müydü? Ya çok iyi sayılmaz yani. Yani hakikaten ben onu da açıkladım. Üstüne mi düşmediniz ya da değil? Ben Türkçe sadece televizyonda konuşuyorum. Çok az arkadaşım arasında konuşuyorum ve sırf İngilizce ve Sırpça konuşuyorum. Akrabam telefonda sürekli konuşuyorum, onlara Sırpça konuşuyorum. İngilizce arkadaşım İngilizce konuşuyor benimle. Hep diyorum Türkçe bana konuşun, lütfen bana İngilizce konuşmayın. Daha pratik lazım, Türkçe konuşmak lazım sürekli. Ve bugünü giysinde sürekli böyle bir Türkçe. İyi de yalnız yani burada ondan şöyle bir tuhaf bir durum var. Yani siz arkadaşlarınızla konuştuğunuz falan bir şey değil de. Şimdi Türkiye'de Türk televizyonlarında sunuculuk yapıyorsunuz. Programlarınız da gayet başarılı bu arada. Ama hani Türkçesi iyi olmayan birinin Türkiye'de bir televizyonda sunuculuk yapması tuhaf gelmiyor mu size? Bence de tuhaf değil. Geliştirmek için bir şey yapıyor musunuz Türkçesi? Yani evet yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Şimdi diksiyon kursunu da başladım. Bir ay yapıyorum aslında ve inşallah daha iyi olacağım. Oğlunuz Türkçe konuşuyor tabii. Türkçe konuşuyor, ben de daha iyi. Kızmıyor mu? Size kızmıyor mu? Anne nasıl konuşuyorsun diye. Yani birinci sınıf başladı benim akış. Ve beraber böyle bir şey yazıyoruz ve okuyoruz beraber. Beraber Türkçe öğreniyoruz. Oğlunuzun kıyafet tercihlerine karışıyor musunuz? Daha çok küçük bir çocuk ama. Ya o zaten ben de karışıyor. Onda da var mı böyle bir eğilim? Yani annesine karışmak gibi, ne bileyim kendi şeylerini yani. Annesi de çok karışıyor. Çok ama. Yani böyle bakıyor hani ne giydi, ne yaptın? Ay bu çok mu kısa hani? Şeyde böyle hemen şeyde dikkat çekiyor ona. Ve kendisini çok elbisen konusunda, giymek konusunda çok çok seviyor. Ve sürekli böyle bir alışveriş yaparken kendin elbise seçiyor. O kadar çocuk. Bayağı zevkli. Vallahi helal olsun. Evet. Şimdi biz tabii size kadınları sorduk. Türk kadınlarını ama diğer taraftan Twitter'dan erkeklerden böyle bir sürü mesajlar geliyor. Diyorlar ki yani İvan Hanım'a sorar mısınız? Türk erkeklerinin kıyafet tercihlerini nasıl buluyor? Türk kadınları için sorduğunuz soruları niye Türk erkekleri için sormuyorsunuz? Acaba bir şeyden mi çekiniyorsunuz diye. Vallahi bizim pek çekinecek bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi kravat yelek.
Soralım o zaman hemen. Türk erkekleri nasıl giyiniyor? Biraz karanlık diyeceğim. Karanlık? Evet. Sürekli gri takım elbiseler ve siyah koyu mavi takı elbiseler biraz fazla geliyor. Güzel, bazen güzel. Tabii ki bir hep yerine göre, işine göre giymesi gerekiyor ama biraz da renk olsun yani. Biraz da böyle bir heyecan olsun o elbisinde. Yani mesela o kravat yani sürekli kare kare olmasın. Böyle bir değişiklik bir şey olsun üzerinde. Ya mesela yani ne küçük mesela ne bileyim yıldızlar olabilir, noktalar olabilir, şey de olabilir. Biraz neşeli olsun yani. Biraz da bir tarz olsun diyorum ben. Peki bunu yapmıyor mu Türk erkekleri? Sürekli göremiyorum çok fazla. Yani nerede görüyorum? Tasarımcı deydi o erken. O zaman da bayağı bir böyle bir tarzın şeyde görüyorum onu ama bazen suyunu çıkarıyorlar değil mi? Şey, yani, kuşağı gibi gezen arkadaşlar var ortalarda. Evet ama hakikaten biraz daha böyle bir şey daha dikkatimi çekti. Takım elbise biraz daha üzerinde oturmuyor tam. Yani o omuzlarının o şeyinde kolunun omuzları, kollarından biraz uzun kalıyor sürekli ben gördüğüm kadar. Yani onlar biraz daha dikkat etmesi gerekiyor alınca. Yani, sizi niye mesela bu renkli giyinmek veya sizin tarz diye tabir ettiğiniz kıyafetteki değişiklikleri yapmak konusunda cesur değil erkekler Türkiye'de? Yani mesela ben kendine güven problemi olabilir mi bu? Bilmiyorum aslında. Ben o psikolojiye girmek istemiyorum aslında. Belki çok fazla düşünemiyorlar ne giyecekler. O vizyon yok. Evet. İtalya mesela giderken sokakta dolaşırken görüyorsunuz yani biliyorsunuz çok şık erkekler ve kadın daha erkekler şık erkekler görebilirsiniz sokakta. Yani kendine çok çok düşünüyor ne giyecekler. Yani onlar mesela kış zamandan eşarplar da kullanıyorlar çok fazla. Ben eşarp çok seviyorum mesela. Erkekte mi? Erkekten. Burada çok az var. Bir ara çok vardı böyle bit pazarından toplar gibi herkes zebil gibi eşarp takıyordu. Öyle mi? Ben görmedim aslında. Ama böyle bir eşarp böyle bir yün eşarplarında. Şeyin farkında mısınız? Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Biri bir şey giyiyor. Sonra o böyle bir şey gibi sanki Kızılay onu dağıtmışçasına herkes giymeye başlıyor. Eşarp. Ne bileyim mesela mendil. Evet. İşte mendil bir ara herkes mendil kravat. İşte evet. Eşarp mesela. Bu televizyonda her çıkan eşarplı çıkıyordu erkeklerden. Yani niye böyle oluyor Türkiye'de? Yani belki de fikirler çok fazla yok. Taklitçilik biraz fazla mı bizde? Ya taklitçi yani zaten o da bir şey kötü yok aslında. Bir şey beğeniyorsan tabii ki eğer uygun bulursan sen de giyebilirsin. Yani ben de onu çok fazla şeyde yapmıyorum ama kendine bir not vermesi gerekiyor. Biraz kendine ol yani. Kendini biraz bir değişikli bir şey yap. Ne demek o? Mesela bir insan kendi tarzını nasıl bulur? Düşünmesi gerekiyor yani mesleği ne yapıyor, kaç yaşında, vücut tipi ne? Yani herkese şeyde göre bağlı yani işe göre, şeyde göre, tipine göre. Herkesin size göre Türkiye'nin en şık 3 kadınını sorsam. Siz yani İstanbul'da cemiyet hayatında çok fazla görünen birisiniz. Çok insan da tanıyorsunuz. Evet. Kim mesela Türkiye'nin en şık 3 hanımefendisini size sorsam. Şimdi çok fazla isme vermek gerçi istemiyorum. Rekabet vardır o alanda. Şimdi söylemek lazım. Aynen. İsme vermek istemiyorum. Çok var. Bizim hanımları çok şık giyiniyor sosyete içinde. Kaç tane isim var ve çok beğeniyorum. Şimdi birisi söyleyeyim. Onu da unutacağım. Yani bir şeyde bana kimse kırmasın diye. Söylemiyorum ama çok var. Erkek? Bir isim söyleyin ya. Şimdi ben size soracağım isimleri. Siz mecbur söyleyeceksiniz. O yüzden mutlaka hani vardır sizin aklınızda. Şu çok şık dediğiniz. Yani ben şu anda her zaman söylüyorum. Mustafa Atatürk benim için. Mustafa Kemal. Kemal Atatürk benim için en şık erkek Türkiye'de. Yani senelerde onun üstünde daha görmedim. Evet. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bir hanımefendi şu anda yani hali hazırda hayatta olan sanat dünyasından olur, siyasetten olur. Birazdan size onu da soracağım. Yani siyasetçilerin kıyafetlerini nasıl buluyorsunuz diye ama Türkiye'nin yani en şık kadını demeyeyim size de hadi aklınıza gelen ilk şık kadını söyleyin bana. Takip ettiğiniz yani gazetelerden, televizyonlardan rastladığınız bir isim. En şık kadın. En şık demeyeyim. En şık dersem cevap vermeyeceksiniz. Vermeyeceğim. Şık birini söyleyin, sıradan birini. Yani sizce tarzı güzel olan. Bizim açımızdan bir örnek olabilecek. Yani ben şu anda yurt dışında söyleyeyim. Mesela Victoria Beckham'ı çok beğeniyorum. Kendini tarzını çok beğeniyorum. Kendini stil tarzında, yaşam tarzını çok beğeniyorum. Başarılı bir kadın, güzel bir anne ve işin başında her zaman duran birisi benim için çok hoşuma gidiyor. Peki.
Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bunu konuşalım. Devam edecek. Anadolu'da bir söz var. Olgun buğday başağının başağı peyri olur. Çünkü doludur içi. Aynı akan suda iki kere yıkanılmaz. Kuvarizma hangi prensiple çalışıyor? Biz Beşiktaş'ta. Kimse Kuvarizma sporlu değil. Barış nedir biliyor musun? Barış karşılıklı olarak fedakarlık yapmak. Candaş şey, candır. Bugün iktidarda bulunanlar yarın muhalefette oldukları zaman muhalefette kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa bugün öyle davranmalar gerekiyor. Komşular da kanlamış, yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış, sanki herkes en altında. İnsanlar beni hep milletvekili zannediyordu. Ben geçen dönem bakan değil miydim diye tartışan vatandaşlar vardı. Ülkeyi yönetenler, yönettikleri toplumlarla mutlaka dost olması lazım. Bir bayrağın altında bir millet yaşar. Sohbetler gereksizlere öğütler, bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir? Senin en ön planda olmasını istediğin özelliği nedir? Türkiye'nin güler yüzü olmak istiyorum. Vay, bu çalışılmış bir şey ama galiba. Hayır. Ben meselesi yok, biz meselesi var. Ya ben Beşiktaşlıyım sayın bakanım, biliyorsunuz defalarca konuşuyorum sizinle bu konuyu ve ben hepsi. O konu kuruldan geçti. Geçti kurul, proje üzerinde anlaştık şu anda. Bundan sonrası Beşiktaş'a kalıyor. Bedava bilet için çok baskı yapılıyor musun? Yok, bana kimse baskı yapamaz. Bizimkiler biliyorsunuz sakalları incelttiler, bıyıkları çok incelttiler. Ben de bıyığı bıyık gibi, sakalı sakal gibi bıraktım. Abi tepki bu ya. Yani. Ne yapalım ya? Sinema hiçbir şekilde para kaybettiren bir sanat değil. Sabah Tümer'i bildik bileli sevgilisi diye haber olan bir sürü isim var. Çok enteresan bir şey. Ben erkeğimi sokağa çıkartmam der. Dedem iktidar görmedi, babam iktidar görmedi. Ben iktidar görmedim, bari ben sorunları isterdim. Ya Muhtar'la çalışırken antidepresan kullandığınız doğru mu diye soruyorlar? Aynı dönemde benim bir erkek arkadaşım da var. İkisi bir arada ağır geldi. Olacaksın hoşnut, boşlukta dolar yavrum biz boşuna mı koştuk? Ayrılmış birbirinden millet, hep uzak blok blok sallandıkça kendinden geçmiş sınıf. Bunu konuşalım, devam ediyoruz. Konuğumuz İvan Asert. Bu bölümde size okuyucular hep gazeteden attım, okuyuculara gidiyor. İzleyicilerden gelen, Twitter'dan özellikle gelen soruları soralım. Bir izleyicimiz sorar. Mankenlikten ikoncanlığa nasıl geçtiniz? Size ikoncan denmesini kızıyor musunuz? İkoncan ne demek? Benim için her zaman bunu söylüyordum. İkoncan çok güzel bir şey dedi aslında. Ne dedin sen? Başarılı bir, kendini bilen, işine bilen, ne yapacağını bilen bir kadın. Her kadın ikoncan mı oldu o zaman? Kendine güven kadın. Yani şimdi... Bazen insan ikoncanlık bambaşka bir gözüne bakıyor. Ben her zaman böyle bir gözüne baktığım için ben ikoncanlık demek için güzel bir şey. Ya, gurur duyuyor musunuz kendinizle ikoncan olduğunuzu? Yani ikoncan yani stil ikonu bir kadın yani aslında. O demek mi? Benim için bu. O zaman gurur duyuyor musunuz kendinizle? Kesinlikle. O da iyi. Kızıyor musunuz ikoncan denmesine peki size? Nasıl gurur duyacaktım o zaman? Bilmem, olabilir insanlar böyle. Peki... Muhafazakar biri misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Bir soruyu aydan soralım. Muhafazakar biri misiniz? Konservatif biri misinizdir diye soruyor. Konservatif çok fazla değilim aslında ama. Zaten tuhaf bir soru. Yok tuhaf değil aslında. Ben kuralları çok seviyorum. Ve kural için yaşıyorum aslında. Benim zaten bütün aile askerden geldiği için bayağı bir disiplinli bir ailede geldim. Ve disiplinde kendi de disiplindeyim. Ve işlerinde herhalde başarılığında bir kısım o tarafta da aslında baba da teşekkür etmek lazım. Bu disiplin içinde oldum ve işlerinde bu başarılı herhalde böyle bir şeyin aile yoksaydı ben bu kadar başarılı olmayacaktım. Genelde İvan Hanım acaba farkında mı? Türkiye'de kendine stilist diyen bütün hanımefendileri ya eşleri ya babaları çok zengin. Yapacak bir iş bulamadıklarından mı stilist oluyorlar yoksa en kolay iş bu olduğu için mi diye sormuş biri. Bilmiyorum aslında. Türkiye'nin stilistinin çok fazla bende kim olduğunu yeni meslek olduğu için çok fazla tam stilist olarak yok yani. Özellikle şeyde şarkıcılar ve stil danışmanlık yapan bir kişiler var. Ve onlar zaten bir ciddi bir iş aslında. Böyle bir anne baba zengin olacaktı, stilist olacağım falan bir durum yok aslında. Çok çalışması gerekiyor. Kolay değil bu iş. Yani alışveriş yapmak birisi için her yere gitmek, taşımak, o elbiseler anlatmak falan zor yani bir iş. Türk kadını deyince aklınıza ilk gelen isim söyler misiniz demiş bir izleyicimiz. Türk kadını.
Hı-hı. Yani tarzıyla. Yani ilk Türk kadını dediğim zaman aklınıza kim geliyor? İsim olarak. Kesin, şu anda söylemek istemiyorum zaten. Hakikaten kızacaklar. İzleyici yani. Soruyor, ben sadece tamam, soruyu aktarmamıştım. Söylemeyin. Çok seviyorum benim arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Çok seviyorum. Çok şıklar, çok var. Herkes seviyorum. Valla 13 yılda tam bizden biri olmuşsunuz. Ben size söyleyeyim yani. İsim vermem ya. Peki, anlamın o kısmını anladık. Bak bunu biraz önce ben de size sormuştum. Yıllardır Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkçeyi hala iyi konuşamadığınız için de çok eleştiriyorsunuz. Sanki bizimle değilsiniz diye size bir eleştiri. Yani bilmiyorum ama bazen bana diyorlar İvana hiç Türk derslere girme, öğretmeye çalışma. Biraz da zenginleştirirsin kendin kelimeleri, cümleler. Ama çok fazla diksiyon değiştirme. Biz seni böyle seviyoruz. Ben dedim yok, ben biraz daha iyi çalışmaya, daha iyi konuşmaya öğreneceğim. Ve söz veriyorum size daha iyi olacağım. Boşanma süreci bittikten sonra ülkenize dönecek misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Sırbistan'a dönecek misiniz yoksa Türkiye'de mi kalacaksınız? Ben zaten burada eski koca da için değilim yani. Kendin işin var. Benim atır zaten. Ben Türk vatan olduğum için oğlum zaten Türk vatan ve Türkiye çok seviyorum. İstanbul'dan zaten aşığım. Yani kendin ülkede tabii ki seviyorum ama benim orada donma şansım yok. İstemiyorum. İstemiyorsunuz. Bu önemli. İstemiyorum. Türk erkekleri genelde kıskançtır. Yine bir Türk'le evlenmeyi düşünür müsünüz İva Hanım? Ve sonunda da son kısmını söylemeyeyim. Böyle bir soru var. Türk erkekler zaten iyi bir insanlar. Ben de beniyorum yani yapısı ve şeyde kafanın Kıskançlar mı Türk erkekleri? Ama kıskanmak güzel bir şey aslında. Öyle mi? Siz kıskanç mı mısınız? Çok fazla değilim ama erkeğim yanında kıskan olsun düşünüyorum yani. Erkeğiniz kıskanç olsun mu istiyorsunuz? İstiyorum. Zaten kıskan olmasa zaten demek beni çok sevmiyor. Yani eğer kıskanmıyorsa yani tabii ki her şey için kıskanmaması gerekiyor ama yani biraz kıskanlığı olması gerekiyor. O zaten o denge kuruyor. Yine bir Türk'le evlenmeyi düşünür müsünüz diye sormuş biri. Hiç evlenmeyi düşünmüyorum. Belki hiç evlenmeyeceğim daha ama böyle işte. Yani. Nefret ettiniz mi evlilikten? Öyle bir ruh. Nefret etmedim öyle bir söylediniz aslında. Ki böyle evliliği. Nefret etmedim ama kendine o kadar iş dünyada girdim ve o kadar orada konsantre ettiğim için yani böyle evlenme durumunun hiç yok. Zaten daha boşanmadım. Evlilikle ilgili fikirleriniz doğal olarak. Evlilikle ilgili fikirleriniz olumlu mu olumsuz mu çok merak ediyorum. Yaşadıklarınızı basından takip ettim diye sormuş bir izleyici. Ya evlilikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evlilik kurumuyla ilgili daha doğrusu. Yani sizin evliliğinizden bahsetmiyorum. Yani evlilik çok önemli. Benim için zaten evli kalmak yani bir insan son nokta zaten evlenmek, aile kurmak ve güzel ve mutlu yaşamak zaten. Evlilik çok önemli. Ben de evlilikte çok inanıyordum ve tabii ki bu kadar iş olmasaydı düşünüyordum. Yani emeyecektim yani. Şimdi size bir soru soracağım. Ben bu soruyu nasıl soracağımı bilmiyorum. Bunu bir magazin gazetecisi arkadaşımız göndermiş. Şimdi bu soruyu çok dikkatli soralım. Sizin çirkin erkek severim diye bir açıklamanız varmış. Yani çirkin değil ama böyle bir çok bakımlı, kendine sürekli krem süren ve kaşla çıkan yani erkekler sevmiyorum. Yani sürekli kremle süren yani sevmiyorum. O anlamda çirkin dedim yani. Daha kendi daha az bakan. Tipsiz demediniz yani. Tipsiz değil yani. Kendine yani böyle bir büyük burun falan kullanılır falan o kadar ben dikkat çekmiyorum. Yani kendin iyi insan olması gerekiyor benim için önemli. Ama tip çok önemli değil mi? Tip çok böyle bir Brad Pitt'in tipini sevmem yani. Daha böyle çirkin taraftan seviyorum. Yani çok böyle bebek suratla sevmiyorum. Allah Allah. Çok enteresan. Reklama gideceğiz değil mi? Reklama gideceğiz. Valla bir sürü soru geliyor size de. Bir ara verelim. Aradan sonra soralım izleyicilerin sorularına izin verirseniz. Kısa bir ara bunu konuşalım. Devam edeceğiz. Bir referandum. Daha doğrusu bir sembolik referandum yapacağım dediniz. Referandum yapmıyoruz. Eğilim yoklaması yapıyoruz. Bu olay benim olayım değil. Bir Mustafa Sarıgül'ün olayı değil. Ha Sarıyer haşişli. Yani niye bu kadar hayat memat meselesi? Anlamadım. Anlamadım. Sarıgül hakkını, hukukunu, adaletini hiç kimseye izletmez. Gelin biz bize soralım size. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Sarıyer Belediyesi'ni kazanmanın
hesapları bunlar. Önce bir 5 soru var, onları sorayım, ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. Siz başbakanlıktan vaz mı geçtiniz? Siyasi kariyerinizi Şişli Belediye Başkanı olarak mı bitireceksiniz? Benim için birey Mustafa Sarıgül değil. Önemli olan düşüncelerim iktidar olması. Sarıgül'ün yolu açılıyor demişsiniz. Yolunuz daha önce kapalı mıydı? Kim kapatmıştı? Şimdi ne oldu da o yol açıldı? Bugün bize Şişli'de bu yapılan operasyon bile çok güçlenmemizi istemeyenler tarafından yapılan bir operasyondur. CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak ister misiniz? Bu bana bağlı olan bir şey değil. Bu Türkiye Değişim Hareketi'ne bağlı olan bir konudur. Baykal mı Kılıçdaroğlu? Hiçbir şekilde tartışılmaz ve konuşulmaz Kılıçdaroğlu. Sayın Başkan, Türkiye Değişim Hareketi diye bir hareket başlattınız. Sayın Baykal ve arkadaşları beni 4 defa partiden ihraç ettiler. Bunun üzerine biz Türkiye Değişim Hareketi'ni başlattık. Hayaliniz ne? Bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle en iyi kadroyla Türkiye yönetmek istiyorum. Bir gün gelip de kendinizi Başbakan Erdoğan'la birlikte siyaset yapıyorken hayal edebiliyor musunuz? Kesinlikle böyle bir şey sorunuz dahi sorulmamış kabul ediyorum. Bunu konuşalım devam ediyor programın son bölümünde sevgili izleyiciler. Konuğumuz Ivana Sert. Ivana Hanım'a Twitter'dan sorular yağıyor. Biz de bunları soruyoruz. Vallahi ben boşuna soru hazırlamışım. Bunları sadece sorsam program bitermiş. Şimdi bu davetler var. Yani bu sosyetede işler böyle oluyor galiba. Böyle bir tip davetler oluyor. İnsanlar orada güzel güzel giyiniyorlar. Orada çok dikkat çeken yani 3 davet üst üste dikkat çektiğinizde zaten kendinizce böyle bir ikoncanlık yoluna giriyorsunuz. Bu davetlere yani sizin gibi artık katılması... İkoncanlık olmak bu kadar kolay değil. Değil mi? Değil. Biz o zaman anlayamadık bir türlü ne olduğunu o işin. Bu davetlere sizlerin katılmalarınız büyük ihtimalle o davetlerin prestijini arttırıyordur. Evet. Bu söylediğim anlamda. Evet. Para alıyor musunuz bu davetlere giderken? Yok. Bugün şöyle bir şey olmuş. Bizim Müge Dağıstanlı ile Gülşen'in çok güzel programı var bu televizyonda, Kanal Türk'te. Orada yanılmıyorsam, ya orada mı değil mi bilmiyorum. Ben bugün Müge'den öğrendim. Aynı zamanda bizim gazetenin magazin müdürüdür. Deniz Berdan isimli hanımefendi demiş ki davetlerden 5 ila 10 bin dolar arası para alıyoruz. Böyle bir açıklama yapmış. Siz de o davetlerin böyle sevilen siması olduğunu yani acaba siz alıyor musunuz diye. İşini çevirdi bu işleri yani herhalde. İşini çevirdi. Ben de daha davete daha çok fazla gitmiyorum aslında. Zaman olmadığı için gitmiyorum. Ama zaten davet olunca çok yakın arkadaşlar davetin oluyor. Ve tabii ki yani bir ücret istemiyorum bunun için yani. Peki düşünür müsünüz böyle ücret karşılığı bir davete gitmeyi? Eğer benim orada bir şey yapması gerekiyor, eğer ben orada bir şey yapacağım, kendi mesleğimde bir şey yapacağım, yani o ücreti bir karşılama... Haftada kaç tane davete gidiyorsunuz? Gitmiyorum. Peki çok az. İkoncan olmak için haftada kaç davete gitmek lazım? Yani yani o hakikaten ikoncan olmak, davete gitmek bir şey yok yani ama neyse siz öyle ikoncanlık kendini tasarladınız kafaya herhalde. Yani herhalde o zaman her gün yani gitmesi gerekiyor yani ünlü olmak için. Yorucu bir şey olsa gerek. Türk işiyle mi uğraşıyorsunuz? Doğru mu bu? Ne uğraşıyorum? Türk. Ben yok. Anladım. Türk tasarım yapmıyorum. Türk giyiyor olmanızı da eleştirmişler. Siz de demiştiniz ki sahtesi ısıtmıyor, gerçeğini giyiyorum o yüzden. Ben sahtesini hakikaten hiçbir şey sevmiyorum. Yani eğer tabii ki ikinci el almaya çalışıyorum Türk olunca. Tabii ki o canların şeyinde, hayvanında şeyde üzülüyorum. Tabii ki karşındayım. Ama bir iki tane Türk parçasında... 3 tane sahibim ve giyiyorum. Hayvan sever bir misiniz? Çok seviyorum, çok. Ama kürk giyiyorsunuz. O bir şey, bağlantı yok aslında yani. Ben hayvana sevdim şeyde kürk giymeyeceğim de bir şey yok yani. Ben zaten böyle bir sürekli her sene bir kürk alacağım bir insan değilim yani. İkinci el kürkünde birisinde aldım da alıyorum. Şeyde çok böyle bir şeyim yok yani. Eğer kürk gireceğim alacağım yani. Daha elbise ayakkabı da... para harcıyorum. Nişantaşı'ndaki mağazanız için dolmuş durağının yeri değiştirildi diye bir dedikodu varmış. Evet değiştirdi ama ben değiştirmedim. Kendini zaten şeyde belediyesi karar vermiş. Benim şansıya. İyi bir şey mi oldu yani? Benim için çok iyi oldu. Zaten mağazanın ondan açılmış. Ve butiğinden şu anda küçük bir kafe, restoran açıyorum. Ha öyleymiş. Evet, evet. Restoran açıyormuş. Ne restoran açıyorsunuz? İspanyol mutfağı olacak ağırlık ve tapas. Yemekleri siz yapmayacaksınız büyük ihtimalle. İyi yemek yapar mısınız bana? Yapıyorum. Öyle mi? Evet. Yani Türk yapıyorum. Mutfağında başarılı mısınız? Türk mutfağı, Çin mutfağı, İtalyan mutfağı şey seviyorum. Ne yaparsınız? En iyi Türk yemeği yaptığınız Türk yemeği nedir? Mantı yapabilir misiniz mesela? Mantı sarmıyorum yani böyle bir şey yufka açmıyorum bilmiyorum
Ama şey, hazır mantı yapabilirim. Onu ben de yapıyorum. Bayağı başarılıymışım. Yani hakikaten yufkanın işim yok. Çok başarılı değilim. Zaten börekler biliyorsunuz. Boşnak böreklerin özellikle yufka açması gerekiyor. Tabii. Lezzet çıkartmak için. Ama zor bu iş. Kitabınızda vücudunuzun hangi bölümlerini gizlemek istersiniz diye bir bölüm var. Siz vücudunuzun hangi bölümünü gizlemek istiyorsunuz diye sormuş bir izleyicimiz. Yani dekolte seviyorum. Ama her yere dekolte olmaması gerekiyor. Eğer üst dekolte yapıyorsunuz, alt dekolte yapmaması gerekiyor. Baca dekolte yapması gerekiyor. Bir denge yapma, tutması gerekiyor her zaman. Yani gizlemin çok fazla şeyim yok. Yani sürekli tabii ki tadına göre dekolte giymesi gerekiyor. Yerine göre giymesi gerekiyor. Bu kadar. Kusursuz fizik yoktur demişsiniz. Sizin kusurlarınız neler? Yani sizin vücudunuzun kusurlu yeri neresi diye sormuş Suna Hanım. Mesela benim de belinde biraz basın aslında benim dar olduğu için belinden büyük gösteriyor aslında. Ama darın basının dar. Kendinizi sosyetenin bir parçası olarak görüyor musunuz? Sizin için sosyete ne demek demişler? Yani ben kendine insan olarak görüyorum ve insanın şeyinde olarak görüyorum. Ben çok sosyetenin şeyin tarafından ve şey tarafta çok fazla değilim aslında. Ben daha böyle bir halk taraftayım. Öyle mi? Evet. İstanbul Sosyetesi'nin zaman zaman kantarın topuzunu kaçırdığını, gösterişi birazcık öyle şeyler yazmış ki izleyiciler. Bunları tabii burada filtreden geçirip size söylüyorum. Bazıları çok yani riskli şeyler. Bazen çok abartılı gösteriş yapıldığını sosyetede düşünüyor musunuz diye soruyor bir izleyicimiz. Aslında tam böyle cümle değil ama ben en kibar haliyle böyle sorabildim bu soruyu. Sosyeti bazen şeyde evet, yani abartılı şeyde işte, bence de gerek yok çok fazla aslında. Yani ne kadar zengin olabilirsiniz, ne kadar şey olabilirsiniz bence de o kadar göstermemesi gerekiyor. Mesela Amerika giderken, şeyde giderken, yurtdışına giderken kim zengin olduğunu zaten bile bilmiyorsunuz. Kendini çok mütevazi ve şeyler yani... tek taş kullanmıyorlar yani sürekli yani. Burada bir yarış gibi var yani aslında society içinde. Çok hoşuma gitmedi. Siz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız değil mi? Evet. Oy kullanıyorsunuz. Tabii. Kime oy verdiniz en son seçimlerde? Söylemek istemiyorum. Siz tam bizden olmuşsunuz artık ben size söyleyeyim vallahi hiç yani. Aramıza hoş geldiniz. Ben sizin kadar değilim yani. Ben var daha direğim yani. Hiç. Ben sizin kadar saklayamıyorum. Niye söylemek istemiyorsunuz? Yani söylemeyebilirsiniz hiç öyle bir ısrarım yok da merak yani etmesin. Şu anda açıklamak istemiyorum. Öyle bir niyetiniz var mı bir gün siyasete girmek gibi? İlgi duyuyor musunuz? Evet. En beğendiğiniz siyasetçi kim? Onu da çok fazla cevap vermeyeyim. Peki siyasetçilerin giyim tarzlarını nasıl buluyorsunuz? Mesela başbakanımız şık mı sizce? Evet. Kesinlikle şık. Şık, bayağı şık ve şu andan takım elbise zaten... Kemal Bey tarzını nasıl buluyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Ben sizin yavaş yavaş anlıyorum siyasi eğilimini. Onun tarzını nasıl buluyorsunuz? Yani şık. O da mı şık? O da şık. Devlet Bahçeli'yi nasıl buluyorsunuz? Yani çok fazla politiğe... Hayır, kıyafet tarzını soruyorum. Biliyorum ama ben... sonra başka bir yere konu oluyor. Hayır, hiç öyle şey olur mu? Hiç öyle şey yapmayız. Yani bilmiyorum. Zaten kendini vücudunu çok tanıması gerekiyor. Kendini iyi tanıması gerekiyor. Tipine göre, vücuduna göre giymesi gerekiyor. Yani o zaten bu cevap... Benim de zaten aslında cevap sizin cevapları. Yani siyasetçileri, yani başbakanın haricinde siyasetçilerin kıyafet tarzını, giyim kuşamlarını şık buluyor musunuz yoksa? Şık buluyorum. Zaten onların çok fazla çok şans yok aslında bir değişiklik yapmak. Yani takım elbise bir kravat şeyinde çok fazla böyle bir değişik yapmaması gerekiyor. Onların. Kadın siyasetçileri yakından takip ediyor musunuz? Onların kıyafetlerini... Çünkü hani siyasette kadının varlığı çok önemli bir renk. Şüphesiz ki o rengin bir parçası da kıyafet tarzı, evet. İşte giyim kuşamı falan. O anlamda Türk siyasetinde Türk kadın modelini, figürünü ne kadar renkli buluyorsunuz? Türk siyaset yani siyasetçileri, kadınlar nasıl giyiniyorlar sizce? Ben aslında çok şapka seviyorum. Şapka? Evet. Aa. Ve bence de benim tarafta ben hep böyle bir o dönemde... Atatürk döneminde şeyde moda ve tarzında çok seviyordum ve beğeniyordum. Yani o eldivenler, şapkalardan güzel bir kostümlerinde, hanımlarında görmek çok hoşuma gidiyordu. Yani bunlar biraz uzaklaştık biz aslında. Böyle artık böyle bir tarzımız yok. Ama ben o tarzı çok beğeniyorum. Şapka. Şapka, böyle bir klas ve şey. Kadın güzel... siyasetçiler arasında var mı böyle sizin çok dikkatinizi çeken, şık bulduğunuz biri? Türkiye'de olur, yurt dışında olur.
Yani mesela Milli Eğitim eski bakanı vardı, Nimet Çubukçu, Nimet Baş şimdi soyadıyla. Ne bileyim, dışarıdan konuşacak olursak mesela Michelle Obama'yı beğeniyor musunuz kıyafet tarzını? Zaten takım elbise giyiniyor. Yani çok fazla bir şey yok yani aslında. Yani benmek için yani bir klasik bir takım elbise de giyiyorlar. Yani çok fazla onlar zaten o risk giremezler. Zaten komik olabilirler. O anlamda siyasete girmek sizin için sıkıntılı olmaz mı? Siz de mecburen o tarzı benimseyeceksiniz. Oysa siz renkli birisiniz. Yani böyle bir mesleğinde bayağı klasik bir tarz. Ne zaman planınız siyasete, yani siyaset yapmak gibi planınız olduğunu söylediniz ya. Kafanızda ne zamana koydunuz bunu? Yani kaç yıl sonra yaparsınız? Onu da mı söylemeyeceksiniz? Yakın. Ya çok yakın değil, yakın ama mı? Yani bir sene, iki sene bir projem var yani. Bu anlamda okuyorsunuz, yazıyorsunuz, takip ediyorsunuz herhalde gündemi, öyle mi? Bir şeyle takip ediyorum. Bir daha benim amacımı daha yardım etmek için. Anladım. Sesiniz çok güzelmiş sizin, doğru mu? Siz öyle sorarsınız. Güzel. Çok fazla yani. Çünkü bununla ilgili şey geliyor, tweet yani geliyor. Ben müzik okulu okuduğum için tabii ki 15 sene önce şarkı zaten söylüyordum yani Sırbistan'dan bir yerde giderken. Türkçe şarkılar biliyor musunuz? Bildiğiniz Türkçe şarkı var mı? Yani çok fazla bilmiyorum aslında ama kendine şu anda söylemek bilmiyorum ama bir müzik varsa yanında böyle söyleyebilirim tabii ki. Bitirirken bize bir Türkçe şarkı söylesenize, kısacık bir şey. Türkçe şarkıda şu anda müzik söylemiyorum. Müzik yapamayacağız. Ben sadece mırıldanabilirim. Bir böyle bir ses yaparsınız, ben de söyleyebilirim. Yapayım yani. Duet olarak. Duet. Türkçe söylemeyeyim. Duet ben yaparsam program mahvolur gider. Ben o zaman bir sesim var. Peki, o zaman böyle işte. Yani Sırpça bir türkü söyleyebilirsiniz. Şu kısa bir şey söyleyin de programı öyle bir güzel bir anla bitirelim. Ya şarkı şu anda söylemeyeyim. Böyle bir ciddi bir programa şarkı söyleyecektim. Hiç bilmiyordum. Olur ya. Olur, şarkı da son derece ciddi bir şey. İstemiyorsanız çok zorlamayacağım ama. Söylemeyeyim daha iyi. Peki. Sizce Türkiye'de insanlar sizi niye bu kadar çok seviyor? Yani sizin kendi, yani sizde ne buluyorlar insanlar? Çünkü mesela bakıyorum ben, stil danışmanlığı yapıyorsunuz, televizyonda çok seyrediliyorsunuz. Tasarım yapıyorsunuz, işte parfüm çıkarıyorsunuz, işte restoran açıyorsunuz. Ne var sizde de bu kadar çok seviliyor? Ben her zaman kendimi böyle bir doğal tarafta ve çok böyle bir insan tarafında sürekli giriyorum bir halkadan içinde, şey içinde. Yani hiçbir zaman böyle bir yüksek şeyde, tepede kimse bakmıyordum. Her zaman böyle bir ayaktan topraktan da bir insanım. Yani böyle bir aileden yetiştirilim var ve herhalde ondan, yani bir halkta gelen bir insan olduğu için belki daha yakın beni bulanıyorlar. Evet. İvana Sert, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben çok şey öğrendim valla. Şimdi size de soracağım, stil danışmanlığı rica edeceğim. Ben bize de yardım edin, bizi de kurtarın bu karanlıktan diye. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, bu saatte canlı yayına gelip konuk olduğunuz için. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum her zaman. Sevgili izleyiciler, bunu konuşalım bitti. Önümüzdeki hafta bu saatte inşallah biz yine buradayız.